Şimdi öncü asamıza baktığımızda bu asamızda XP asası. Şimdi XP asası ne anlama geliyor? Tabii ki de tecrübe iksiri anlamına. Yani biz bu tecrübe iksirini ne yapabiliyoruz? Yani büyü şişesiyle onu kırdığımızda bize XP veriyor. İşte bu asada bunu tamı tamına yerine getirmekte dostlar. Yani aynı mantığa sahip. Eğer ki bizler bu asayla bası tutarsak, selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün seninle Minecraft'ta gecikme efsane modda daha karşındayım. Herkes tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün seninle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi iyi bir modda daha karşınızdayım. Fakat ne oldu? Tabii ki de ses kaydını açmayı unutmuşum. Bir videoda ses kaydı almadı. O yüzden bu videoyu tekrar çekmekteyim şu anda. Biraz garip geldi ama olabilir. Evet, benim akıllılığıma geldi biraz değil mi? Her neyse, bu videoyu tekrardan çekmekteyim. Fakat tabii ki videomuza geçmeden önce, eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları ve istiyorsanız, bana sıkılmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki bildirim açmanız yeterli. Ayrıca bu kadar katakta daha bir çıkacaktan ve özellikten de kanalıma şansına sahip olabileceksiniz. Ve tabii ki yine sizlerden modemizi istemiştim. Ve yine sizler boş durmadınız, bana birçok farklı mod önerdiniz. Ve bu önermiş olduğunuz modda sınıf konumuz, Ali Osman Kaban bana önermiş olduğu modana Asa modu oldu. Yani bazılarınız buna Want modu da diyordu ve gerçekten benden çok istiyordunuz ve ben de şu anda hemen çekmek istedim. Gerçekten bu eklenti mükemmel. Tamamen bize 9 tane asa ve bunların her biri de farklı özelliklere sahip asalar sunmakta. Bunlardan bazıları zamanı durdurabilirken, bazıları alev saçabilirken, bazıları da daha neler neler yapabiliyor. Zaten video içinde her birine bakacağız. Fakat tabii ki bakmadan önce benden çekmeyseniz farklı modlar varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin dostlar. Demiş olduğumuz gibi bu eklenti sayesinde Minecraft'ımızda 9 tane asaya sahip olabilir ve bunların her biriyle zaman değiştirme özelliği gibi, alev saçma özelliği gibi hem şaka için hem de farklı işler için kullanabiliriz. Yani hem işimizi kolaylaştıracak hem de şaka alanında işimize yarayacaktır bu eklenti. Gerçekten hem tasarımsal hem de yapımsal bakımından mükemmel bir eklenti ve boyutu da gerçekten çok düşük. Cihazınızı fazla kastırmayacaktır özellikle. Ve tabii ki kurulmamıza da geçmeden önce, eğer ki kumda da sıra açarsanız açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten kupacını anlattığım videoya bir ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki burada asa modunu kurmak oldukça basitçiktir. İsterseniz modu oyunla yarış yapabilir, isterseniz daha önce şurada bir de yakarak oynayabilirsiniz. Tamamen simse kalmış ve denemeler sekmesinde bu eklentinin doğru şekilde çalışması içerse ekranda görmüş olduğunuz gibi tahta tuşu özelliklerini açmanız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada ise eklentiler sekmesi altına yalan kaynak paketleri değişmez olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sarışma kısmındaki vermiş olduğum linkten eklentiyi indirdiğinizde paketlerin menüsünü ne saracaktır. Sonrasında benim yapmış olduğum gibi buradan paketlerini seçip Mor One adlı paketi açmanız yeterli. Sonraki aşamada dağılan paketi için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten paket otomatikman etkinleşmekte. Sende oyunun da elimde görmüş olduğun şu anda bu hasara sahip olmak ve bunlarla birlikte hem şaka yapmak hem de birçok alanda kullanmak ister miydin? Çünkü bu hasar gerçekten sana birçok alanda yardımcı olacak. Zamanı değiştirmek gibi, ateş saçmak gibi daha birçok özelliklere sahipler bu değnekler. Şimdi demiş olduğumuz gibi bu eklenti sayesinde Minecraft'ımızda birçok değneğe sahip oluyoruz. Peki bunlar neler? Tabii ki her bir değnek hem yaratıcı modda hepsini sunabilir durumda. Zaten şu anda hem yapımlarına hem de daha birçok özen değineceğiz. Fakat değinmeden önce tabii ki yapımlarla başlayalım. Ve sonrasında eklenti neler sunduğunu bütün özellikle beraber bakalım. Hemen burada başlayacak olursak birinci değneğimiz modun bize sunmuş olduğu zehirli değnek. Zehirli değnek için yani asa için burada gördüğü gibi Blaze çubuğu, Ender gözü, burada zehirli patates kullanmaktasınız ve sonrakta yıldızı koymaktasınız. Ve burada TNT asamıza geçtik. TNT asası için yine burada Blaze çubuğu, yıldızınız ve yine TNT, Ender gözü kullanmaktasınız. Üçüncü asa türümüz yine burada TNT yerine bu sefer ok kullandığınız bir asa türü. Bunu yapmak için Blaze, Ender gözü, yıldız ve ok kullanmaktasınız. Zümrüt asasına geçtiğimizde bu sefer oklar yerine de burada yine XP şişesi kullanmaktasınız dostlar. Modun sunmuş olduğu zaman asası için de burada bu sefer tecrübe eksiği yerine saat kullanmaktasınız dostlar. Diğer bir asa türünün yapılışına baktığımızda bu asa türü için yani aydınlatma asası için de bu sefer saat yerine elmas kullanmanız yeterli. Ve diğer son 3 asa da bu şekilde yapılmakta. Ekranda gördüğü gibi. Burada yapımını gösterdiğimiz birinci asada başlayalım mesela. Birinci asamız neydi? Zehirleme asasıydı. Peki ben bu zehirleme asasıyla ne yapabilirim? Yani bunu kullanarak zehirleyebilirim değil mi? Ama anlaşabileceği gibi. Fakat şöyle bir şey var ki bu zehirli asayı herhangi bir oyuncu üzerinde veya bir yaratık üzerinde kullanabilmektesiniz. Yani kendi kendinize zehirleyemiyorsunuz dostlar. Bu hasar sizlere tamamen dostçu. Yani kullanan kişiye herhangi bir zarar vermemekte. Bu hasar aslında etrafınızdaki oyunculara zarar vermekte. Yani onların üzerinde kullanabilmektesiniz bu hasarları. Tabii ki dünyamda şu anda herhangi bir oyuncu veya arkadaşım olmadığı için şu anda bunları göstermeyeceğim. Ama sizlere eğer ki çok oyuncu bir sunucu oynuyorsanız bu hasarı arkadaşınız üzerinde deneyebileceksiniz. Diğer bir hasar türüne geçtiğimizde TNT hasasına geçiyoruz. Bu TNT hasası da yine TNT yani adına şöyle bir zarar vermekte ve patlatmakta. Yine bu hasayı kendiniz üzerinde değil
Arkadaşınıza da deneyebiliyorsunuz. Ve tabii ki kullanım içinde tek yapmanız gereken ekrana basıp tutmak olacaktır dostlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Sonrasında burada raf hassasına geçiyoruz, yani ok hassası. Ok hassasını da yine ok atmak için kullanabilir. Arkadaşlarınıza hasar verebilirsiniz. Ve şaka yapmak için de kullanabilmekte bu hasalarımız. Gerçekten de çok güzel hasal özelliklerine sahipler bu hasalar. Şimdi 4. hasamıza baktığımızda bu hasamızda XP hasası. Şimdi XP hasası ne anlamı geliyor? Tabii ki de tecrübe iksiri anlamına. Yani biz bu tecrübe iksirini ne yapabiliyoruz? Yani büyü şişesiyle onu kırdığımızda bize XP veriyor. İşte bu hasada bunu tamı tamına yerine getirmekte dostlar. Yani aynı mantığa sahip. Eğer ki bizler bu hasayla bası tutarsak şu anda bize XP verdiğini görüyorsunuz. Yani belli bir çeyrekte belli bir oranda XP vermekte. Ne kadar basarsanız o kadar verecektir. Fakat şöyle bir şey var ki ekranımda görmüş olduğunuz gibi. Bunun herhangi bir dayanıklığı var. Yani sonsuza kadar bunu basamıyorsunuz. Bakın her bir hasa şu anda dayanıklığa sahip. Yani herhangi bir sınırsız kullanım alanınız yok. Bittiği zaman tekrar yapmak zorundasınız dostlar. Tabii ki illa ki ben kendime XP basmak zorunda değilim. İstersen bir oyuncuya veya herhangi bir oyuncudaysa o da kendine bu hasa sayesinde XP basabilecektir. Sonraki hasa türümüz time hasası ve benim sevdiğim hasardan bir tanesi olan bir hasa türü. Time hasası sayesinde, yani zaman hasası sayesinde oyununuzda isterseniz her zaman gününüz de açık olsun fark etmez. Çünkü bu hasa tamı tamına bu özellikler açık olsa bile zamanı değiştirebilmekte. Mesela ben bu hasayla bası tutarsam veya arkadaşım bası tutarsa zamanı istediği gibi yönlendirebilir. Bu hasa özellikle herhangi bir dünyada oynuyorsanız, sunucuda oynuyorsanız, yani artık sohbete girip zamanı değiştirmekten sıkıldıysanız bu tam size göre olacaktır. Çünkü tek bir basışta direkt zamanı değiştirmeniz mümkün hale geliyor. Bakın mesela ben şu anda birinci basışımda akşam yaptığını, tekrar bastığımda bu sefer biraz daha sabaha doğru getirdiğini ve yine bastığımızda öğlen saatine getirdiğini ve yine kullandığımızda yine akşam döngüsüne soktuğunu görüyorsunuz. Yani tamamen 3 tane aşamadan oluşmakta. Tabii ki şu an zombi bana saldırdığı için konuşamıyorum. Evet, bu zaman hassası sayesinde demiş olduğumuz gibi 3 tane zaman aralıklarına geçiş yapmanız gayet kolay olacaktır. Diğer hasamıza geçtik. Bu da lightning hasası, yani ışıklandırma hasası. Işık sağlayabilirim. Mesela bakın ben buraya basıp tuttum ve şu anda ışık sağlamakta ve belli başlı şimşekler çaktırmakta. Çünkü neden? Bu hasanın bir özelliği. Yani bu ışıklandırma hasası sayesinde herhangi bir zombiye veya kıtırata tutarsanız şimşek çaktıracaktır dostlar. Göstermediğim diğer hasalara devam edelim. Işıklandırma hasasına bakmıştık. Bunlardan bir diğeri ise tabii ki de food hasası. Bu yemek hasası sayesinde dostlar aşınız doldurmanız mümkün. Yani sizin aşınız düşükse bu hasayı bastığınızda size aynı XP şişesi gibi aşık doldurma özelliği vermekte. Fakat ben şu an zaten aç olmadığım için ve yarısı modda olduğum için bunu gösteremiyorum. Ama sizler aç olduğunuzda veya herhangi bir arkadaşınız çıktığında bu hasayı kullanarak canını, yani aşığını doldurabilir dostlar. Modun sunmuş olduğu en iyi hasardan bir tanesine geçtik ve son hasaya geçtik. Bu hasamız mining hasası. Yani madencilik hasası. Madencilik hasası bastığımızda bize elmas mı veya herhangi maden mi veriyor? Hayır. Bu kadar kolay değil. Bu hasa dostlar kazmayı yeni tutmakta. Yani sizler bir kazmayla elmas kırdığınızda bir tane geliyorsa ve sadece her bir kırışta bir tane kırabiliyorsak bu hasa aslında 3x'lik bir madeni kırabilmekte. Yani 3x3 çapında bir madeni direkt yok edebilmektesiniz. Bu da ne anlama geliyor? Tabii ki de 3 çapında, yani 3x3 çapındaki bir blok kırmak anlamına geliyor. Normal bir kazmayla bir tane kırıyorsanız bununla 3 taneye kadar kırabilmektesiniz anlamına geliyor bu tam olarak. Yani benim düşündüğüm gibi veya belki de sizin düşündüğünüz gibi 5 elmas veya maden alamıyorsunuz. Tabii ki modun iyi yanlarından da bahsettiğimiz gibi kötü yanlarından da bahsetmek gerekiyor. Kötü yanlarından bir tanesi bazen oyunuzu çökertebilmesi veya bazı hasar tutarken oyunuzu kastırması. Mesela bakın ben şu anda boş eldeyken oyunun bu şekilde bir FPS verirken ben herhangi bir hasar aldığımda FPS'imin biraz daha düştüğünü görüyorsunuz. İşte bu nedense benim cihazımdan kaynaklı bir sorun mu veya modla ilgili bir hata mı bilemiyorum. Master deneyerek bana yazarsanız çok sevinirim. Eğer ki modla ilgili kaynaklı bir hataysa ilerleyen güncellemelerde bence düzeltilebilecek küçük bir hata olduğunu söylemek istiyorum. Ve yine tabii ki bunları hayat kanalında bulabileceğiniz gibi yaratıcı modda da hepsi menüsünde bulmanız mümkün hale gelecek. Burada tek yapmanız gereken envanterinizi açmak ve yaratıcı modda hepsi menüsünde en altı bulmanız yeterli. Bakın burada her bir hasa sunulmakta bizlere. Peki sizler bu ekran hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya sunmuş olduğu hasalar gerçekten güzel mi? Veya beğendikleriniz oldu mu? Beğenmedikleriniz oldu mu? Yorumlarda belirtin lütfen. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonra gelelim. Eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımlayabiliyorsanız bana nasıl kurmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yanındaki bildirim açmanız yeterli. O zaman diğer mod yönünde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.